Mahir Bağış'ın yaptığı dün bir söyleşi vardı. Deva Partisi milletvekili, Ankara milletvekili hatırlanacaktır. Birinci bölgeden CHP kontenjanından aday gösterilince CHP tabanında bayağı tepki çekmişti. Geçen çözüm sürecinin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le bir söyleşi yaptı Mahir. Ve o söyleşiden bir bölüme bakalım. Sonra Mahir'le bugünkü grup toplantılarını tabii esas olarak da İyi Parti grubu ve orada Müsavat Dervişoğlu'nun urgan atmasını konuşacağız. 2009-2013 yılları arasında Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin, Mahir Bağış'ın sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclisin açılış töreninde DEM partililerle el sıkışmasının ardından yeni çözüm süreci tartışmalarına değinen Ergin, "Ne için şimdi iyi bir şey yapıyorsunuz?" gibi bir soru sormak doğru değil. Evet, geçmişte de yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Ama bugün Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Tek sebep bu mu? Bunu bilmiyoruz biz. Görünür sebep ve kamuoyunun yaptığı değerlendirme ve yorumlar bu yönde. Sebep ne olursa olsun bu sorun bizim sorunumuz. Kafa yormak ve bu sorunu biz çözmek durumundayız. Haklı bir soru. Neden şimdi? Ama bu soruya takılmamak lazım. Yeter ki bu sorun çözülsün. Erdoğan aday olabiliyorsa ve seçilebiliyorsa Cumhurbaşkanı olsun dedi. Evet, Sadullah Ergin'in söyledikleri böyle. O dönemleri gazeteci olarak yakından takip etmiş birisi olarak Sadullah Ergin'in o dönem ne kadar kritik bir rol oynadığını biliyorum. Özellikle Fethullahçıların çözüm sürecini sabote etme yolundaki adımlarına karşı Erdoğan'ı sahaya sürdüğü birkaç isimden birisiydi diyelim ve arkadaşımız Mahir Bağış'a bağlanalım. Mahir merhaba. Merhaba Ruşen Çakır, iyi yayınlar. Evet, meclistesin. Sana şunu soracağım önce. Orada tabii Müsavat Dervişoğlu'nun organına gelmeden önce Sadullah Ergin'den bahsettik. Oradan da bir alıntı yaptık. Nasıldı Sadullah Ergin? Gerçekten bir şeylerin olabileceğine inanıyor mu yoksa deneyelim mi diyor? Aslında inanmıyor Ruşen Çakır Sadullah Ergin bir şeylerin olabileceğine. Bunu hani tabii ki muhabbetimiz içerisinde de bahsetti. Ancak denenmesinden de sonuna kadar yana olduklarını söyledi. Çünkü bir dönem kendisi Adalet Bakanı'ydı ve o sürecinde önemli aktörlerinden birisiydi aslında. O süreçte başarılı olamadıkları için pişmanlık duyuyordu. Mesela pişmanlık duyuyor musunuz diye bir soru sorduk biz. Bu soruyu böyle cevaplamıştı. Evet, işin içerisinde olduğum için pişman değilim ama neticeye ulaşamadığımız için pişmanım diye bir yanıt vermişti. Bu aslında onun açısından kıymetli olarak adledilebilecek bir şeydi. Ya biraz da şöyle bir yaklaşım vardı Sadullah Ergin. Bugün Bahçeli üzerinden ilerleyebilecek bir sürecin ne kadar sağlıklı olabileceği konusunda endişe duyduğunu söylüyordu. Ama buna rağmen de olsa hani şöyle bir yaklaşım var ya birkaç gündür özellikle Bahçeli'nin açıklamaları sonrası kimden gelirse gelsin bu sürecin desteklenmesi gerektiği konusunda bir yaklaşım biçimi var. Sadullah Ergin'in de yaklaşımı buydu. Yine de bir şans vermek gerekiyor ve TBMM'de geniş çaplı bir ittifakla bu sürecin yürütülmesi gerektiğini söylüyordu. Ama hani siz de tabii ki yayın içerisinde konuştunuz. Buradaki sorun Kürt sorunu çözümünü mü arıyoruz yoksa sadece Öcalan'la görüşüp örgütün Türkiye'deki yapılanmasının tasfiye edileceği bir çözüm mü aranıyor? Bunu Sadullah Ergin'le de konuştuk. Önemli olan dedi Kürt sorununa çözüm için yaklaşmak, bu derdi bitirmek dedi. Eğer sadece örgüt üzerinden bir çözüm süreci tartışılırsa dedi bunun pek bir şeye faydası olacağını düşünmüyorum dedi. Çünkü 50 yıllık, 40 yıllık bir örgütten bahsediyoruz. Bu 40 yıllık örgüt hani bugüne kadar faaliyetine devam etmiş. Velev ki bu örgütün lideri de bunu söylese üzerine bu örgütün dağılmayacağına dair endişeleri olduğunu söyledi Sadullah Ergin biraz. Peki bugüne gelelim. Şimdi iki tane grup toplantısı oldu. Gelecek ve Saadet'in gruplarıyla İyi Parti grupları. Gelecek Saadet'te bir şeyi gördüm. Ahmet Davutoğlu Bahçeli hep onunla dalga geçerdi. Serok Ahmet diye. Şimdi Serok Bahçeli zamanı başladı demiş ama bunun çok da
artık bir kelime oyunu yapmanın ötesinde pek bir anlam yok. Esas kıyamet İyi Parti'de kopmuş. Değil mi? Evet, İyi Parti dünden beri bir hazırlık başlamıştı zaten. Bahçeli konuştu. Bahçeli'nin konuşmasının ardından İyi Parti kulisleri hareketlendi. Yarın için ne yapabiliriz sorusu masaya yatırıldı ve o konuşma dakikasına itibariyle bir hazırlık başladı. Daha önce şey diyordular mesela, Mustafa Dervişoğlu'nun canlı yayında meclise gireceğini ve oradan genel kurula yürürken canlı vereceğini duyurdu mesela İYİ Parti basını. Bunların hepsini canlı yayınlanacağını duyurdu. Ama orada şöyle bir kritik bir önlem vardı. İYİ Parti'de biz görüştüğümüz, sohbet ettiğimiz kaynaklar şöyle bir yaklaşım biçimdeler. Türkiye normalleşmedi, anormalleşiyor. Öcalan'ın gelip mecliste konuşması anormal bir durumdur. Biz normaliz, İYİ Parti şu an normal bir siyaset yürüteceği için farklı kesimlerle de buluşabilir, bu kendi gücünü artırabilir gibi bir yaklaşım vardı. Ona bir yandan da şöyle bir çalışma başlatıldı. Çatışmalarda yaşamını yitiren insanların fotoğrafları, grup toplantısı yapıldı, salona dizildi, sıralandı. İnsanlar ellerini aldı, milletvekillerinin önlerine koydu. Özellikle mesela Dervişoğlu'nun oturduğu masada Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Aybüke Yalçın ve Fethi Sekin'in fotoğrafları vardı. Bir hazırlık vardı ama burada tabii kopan nokta şöyleydi. Urgan meselesiydi Ruşen. Hatırlarsınız 2007'de seçim öncesi düzenlenen bir mitingde Devlet Bahçeli Erdoğan'la girdiği bir polemik üzerine Apo'nun Öcalan'ın asılması gerektiğine dair bir suçum dedi. Apo'yu asamıyorsanız verin biz asalım gibi bir şey söylemişti aslında. Urgan'ı da fırlatmıştı miting meydanına. Mustafa Dervişoğlu da İYİ Parti'de buna dair bir kurgu yapmış aslında. Meclis kürsüsünde ilk defa biz idam ipinin, Urgan olarak tarif edilen idam ipinin sallandığını ve meclis kürsüsünden fırlatıldığını gördük. Bu çok büyük bir tepkiydi. Milliyetçi cenah içerisinde belki de bir kırılma yaratabilecek bir tepkiydi Ruşen Çakır. Bu şeyi duyduk. Alsın odasını alsın demiş. O da Bahçeli'de Bengü Türk, MHP'nin kanalı var biliyorsun. Bengü Türk'te bir gazeteci şey diye söyledi. Devlet Bey talimat vermiş, o organı getirsinler odama asayım diye. Sonra gördüm ki Müsavat Dervişoğlu da demiş ki organı asmasın, konuşmamı assın gibi böyle bir takım atışmalar var. Onlar nasıl yansıdı orada? Sonuçta organ nerede? Bahçeli'nin odasında mı? Urban hala İyi Parti'de şu an. Onu biliyoruz. Ama nereye gidecek? Ona dair pek bir yorum yapmak mümkün değil. Evet, Bahçeli'nin bunu söylediği iddia ediliyor. Ki iddiaya da dediğiniz gibi Bengü Türk'ün MHP'nin kanalında yapıldı bu iddia. Mustafa Dervişoğlu'nda buna ayrıca sizin verdiğiniz cevap meclis kulislerine de yansıdı. Ancak Urban'ın akıbeti konusunda ne yaşanacağına dair bir fikir yok. Bence Urban İyi Parti'de kalmaya devam edecek. Çünkü İYİ Parti şunu diyormuş, altını çizmek lazım. Hem muhalefeti hem iktidarı bir cepheye koydu. Bu tartışmalar üzerine milliyetçi bir damarın kabarabileceğini ve bu damar üzerinden de kendilerini büyütebileceklerini düşünüyorlar. O yüzden o Urban bir süre boyunca bence Mustafa Dervişoğlu'nun elinde duracak. İşte tam da senden sonra birazdan Mümtaz Ertürkönü ile tam da bunu soracağım. Gerçekten MHP milliyetçi tabanını bu nedenle kaptırabilir mi meselesine? Tabii sadece İyi Parti değil, başka partiler de. Mesela Büyük Birlik Partisi Başkanı da yine bir sert bir açıklama yapmış. Mustafa, her sefer adını unutuyorum. Destici değil mi? Destici. Ümit Özdağ zaten yine bir yerlerden şey yapıyor. Bu galiba önümüzdeki günlerde meclise sık sık bu olayı duyacaksınız ama şöyle bir şey var Mahir. Her hafta Bahçeli şeyi yükseltiyor. Önce Öcalan'a çağrı yaptı. Sonra gel mecliste konuş dedi. Haftaya ama Cumhuriyet Bayramı olduğu için galiba grup olmayacak ama bir sonraki haftaya bakalım. Bekliyor muydun mesela sen Bahçeli'nin böyle bir çıkış yapabilmesini? Şöyle bir bilgiye dayalı bir şey söylemek isterim. MHP grubu bittikten sonra hemen MHP'li yöneticilere biz aslında yaklaşmaya ve bilgi edinmeye çalıştık. Sadece şunu söylediler, tek cümle.
O yüzden çok haberlere de yansımamış olabilir belki. Bahçeli'nin bu sözleri daha hiçbir şey. Daha çok daha farklı sözler, çok daha ileri adımlar, ileri açıklamalar gelecektendir. Yani böyle okuduğumuzda Bahçeli'nin el yükselteci günlerin daha fazla olacağını düşünüyorum açıkçası. Nereye kadar gider, nerede sonuçlanır bu süreç bilmiyorum ama daha fazla açıklama duyacağız, daha fazla adım göreceğiz gibi görünüyor şu an.